Herkese merhaba. Huawei Mate 20 Pro. Şu anda elimde tutmuş olduğum akıllı telefon 15 Ekim'de Londra'da düzenlenen bir lansmanda tanıtılmıştı ve biz de bu lansmanı yerinde takip etmiş, hem Mate 20 Pro'yu hem de diğer 3 akıllı telefonu yerinde deneyimlemiştik. Huawei Mate 20 Pro geçtiğimiz günlerde Türkiye'de piyasaya sunuldu. Üst segment Android telefon arayanlara hitap eden güçlü bir seçenek olarak bu akıllı telefon öne çıkıyor. Huawei P20 Pro tasarım açısından en çok beğendiğimiz akıllı telefonlardan bir tanesi olmuştu. Mate 20 Pro'da o telefonun çizgisini devam ettiren ve Samsung'un telefonlarında gördüğümüz tarzda kavisli ekran tasarımıyla buluşturan bir telefon, böylelikle Mate 20 Pro'da en şık akıllı telefonlar listemize en baş sıralardan girmeyi başarıyor. Telefonun cam ve metal birleşimi tasarımı suya dayanıklı, dar bir yüzey alanı var. Böylelikle 6.4 inçlik ekranına rağmen bu telefonu tek elle tutmak ve epey rahat şekilde kullanmak mümkün oluyor. İnce bir profil var, kavisli arka kenar, böylelikle telefonu elde veya cepte rahatlıkla taşımak mümkün oluyor. 2018'in modası çentikli ekranlar. Huawei P20 Pro'da çentikli ekranı görmüştük. Mate 20 Pro'da bu çentikli ekran modasını devam ettiriyor. Telefonda yer alan 6.4 inç ekran 19.5'e 9'luk bir görüntü oranına sahip, 1440x3120 piksellik bir çözünürlük var. Oldukça yüksek bir çözünürlük, böylelikle keskin ve net görüntüler, yazılar bu telefon kullanıcılarına sunuluyor. AMOLED ekran teknolojisi var bu telefonda, dış ortamda rahat bir görüntü sunuyor. Aynı zamanda arzu ederseniz çentiği de oldukça verimli şekilde, sanki telefonun ekranında çentik bulunmuyormuş gibi kapatabilirsiniz. Video görüntülemelerinde de çentik sınırına dikkat ediyor bazı uygulamalar. Netflix buna dikkat ediyor. Bunun yanı sıra YouTube'da tam ekrana getirdiğinizde ise çentiğin kapattığı bir bölüm bulunuyor. Ekran yüksek parlaklığa sahip, renkler oldukça canlı. HDR desteği mevcut. YouTube'da HDR desteğinden yararlanabilirsiniz. Netflix'te şu an için bu destek yok. Aynı zamanda bu videoyu hazırladığımız sırada Netflix uygulaması Mate 20 Pro'yu desteklemiyordu. Ancak tahmin ediyoruz ki yakın zamanda Netflix desteği bu telefona gelmiş olacaktır. Mate 20 Pro'da kaliteli bir ekran var ve yüksek bir multimedya deneyimi vaat ediyor. Bu multimedya deneyimini tamamlayan ses sisteminin nasıl olduğunu merak ediyorsanız, alt tarafta bulunan USB-C portunun hoparlör olarak vazife gösterdiğini söyleyerek işe başlayalım. Buna üstte görmüş olduğunuz Aizu hoparlörü eşlik ediyor. Stereo olmasa da stereoya yakın bir ses çıkışı elde ediliyor. Ses çıkışı ortalama bir akıllı telefon üzerinde, ancak rakipleriyle karşılaştırıldığında ses çıkış seviyesi ve stereo etkisi biraz geride kalıyor. Bunu söylemek gerekiyor. 3.5 mm'de kulaklık jack yok. USB-C uçlu kulaklık P20 Pro'da olduğu gibi Mate 20 Pro'da da sunuluyor. Aynı zamanda 3.5 mm'de kulaklık jack'ı, USB-C adaptörü de telefonun kutusundan çıkan unsurlar arasında yer alıyor. Mate 20 Pro 7 nanometre tabanlı Kirin 980 işlemciyi barındıran ilk akıllı telefonlardan bir tanesi. Kirin 980 işlemciye 6 GB RAM ve 128 GB dahili hafıza eşlik ediyor. Bu telefonda nano memori olarak adlandırılan microSD'ye alternatif daha küçük boyutlu bir bellek kartı birimi destekleniyor. Ancak bu çok da büyük problem olmayacaktır, çünkü telefonun sahip olduğu 128 GB'lık dahili hafıza dosyalarınız, fotoğraflarınız, videolarınız için rahatlıkla yetecektir. Performans açısından baktığımızda bu telefon üst segment Android telefondan beklediğiniz seviyede performansı sunuyor. Akıcı bir kullanıcı arayüzü var. Uygulamalar ve oyunlar hızlı şekilde yükleniyor. Oyun konusunda da performans gayet iyi. Ancak Kirin 980 işlemciyle bazı oyunlarda uyum sorunu yaşayabilirsiniz. Örneğin PUBG'de görüntü ayarları en düşük seviyede ayarlanmıştı. Bu durumun da zamanla düzeleceğini, ideal sonuçlara geleceğini tahmin ediyoruz. Isınma konusunda da Mate 20 Pro'nun gayet iyi davrandığını, ağır yük altında makul sınırlar içerisinde bir sıcaklık değerine sahip olduğunu belirtmemiz gerekiyor. Pil, Mate 20 Pro sahiplerini en fazla memnun edecek özelliklerden bir tanesi. Telefonda yer alan 4200 mAh kapasiteli pil bir günü rahatlıkla çıkaran, hatta normal yoğunluklu kullanımda çoğu kez ikinci günü bile rahatlıkla çıkarabilecek bir performansı kullanıcılara sunuyor. Kutudan çıkan kablosuz şarj özellikle şarj aletiyle sadece yarım saatte %70'e varan bir doluluğa ulaşabileceği Huawei tarafından iddia ediliyor ki şirketin bu iddiası doğru. Biz de testlerimizde bunu gördük. Tam doluluğa ise 1 saatte biraz aşkın zamanda ulaşmak mümkün oluyor. Kablosuz şarj desteği de mevcut. İlginçtir ki bu telefonda tersine kablosuz şarj özelliği var. Yani iPhone, Galaxy Note 9 veya Qi kablosuz şarj protokolünü destekleyen herhangi bir cihazı, mobil cihazı Huawei Mate 20 Pro ile şarj edebilirsiniz. Bu şarj işlemi çok hızlı değil, ancak yarım saatte %20-25 gibi bir doluluğu şarj edilen cihaza sağlamak mümkün ki bu da yeterli sayılır. Bu şekilde Mate 20 Pro size yeni arkadaşlar kazandırabilir, ortamlarda daha popüler olmanızı
sağlayabilir. Kimlik doğrulama yöntemleri tarafında Huawei Mate 20 Pro'da iPhone'daki Face ID'ye benzer 3 boyutlu yüz tarama sisteminin bulunduğunu görüyoruz. Aynı zamanda ekran altına yerleştirilmiş parmak izi sensörü de var. Böylelikle iki farklı yeni nesil modern kimlik doğrulama yöntemi kullanıcılara sunuluyor. Telefonu kullanırken her ikisini de etkinleştirdik ancak çoğunlukla yüz tanımayı kullandık. Her ikisi de hızlı şekilde çalışıyor. Yüz tanıma telefona bakar bakmaz ekran kilidini açarken parmak izi okuyucusu telefonu bir yüzeye koyduğunuzda ve yüz tanımayı kullanmak istemediğinizde bir hayli kullanışlı oluyor. Her ikisini de açık tutmanızı tavsiye ederiz. Mate 20 Pro'da Android 9 Pie yüklü olarak geliyor ve bunun üzerinde Huawei'nin Emotion UI 9 kullanıcı arayüzü mevcut durumda. EMUI 9 kullanıcı arayüzü daha önceki kullanıcı arayüzü sürümleriyle hemen hemen benzer bir hissi, deneyimi, tasarımı kullanıcılara sunuyor. Ancak Android 9 tabanlı çoklu dokunmatik ekran hareketleri ve buna ek olarak dijital denge gibi özellikleri de kullanıcılara sunuyor. Böylelikle Android'in en son sürümünün tadına da bu telefon sahipleri bakma imkanı elde etmiş oluyor. Kamera tarafına geçecek olursak kamera tarafında 3 arka kameranın var olduğunu görüyoruz. Böylelikle P20 Pro'nun çizgisi devam ettiriliyor. Huawei Leica ile çalışmaya devam ediyor. Ancak daha önceki telefonlarda görmüş olduğumuz monokrom lensin yerini ultra geniş açılı bir lens alıyor. 40, 20 ve 8 megapiksel çözünürlükte 3 arka kamera var. Ana kamera 40 megapiksel çözünürlüğe sahip. Telefoto 8, ultra geniş açılı kamera ise 20 megapiksel çözünürlüğe sahip. Kamera arayüzünde varsayılan da 10 megapiksellik fotoğraflar çekiliyor. Böylelikle de düşük ışıkta daha iyi bir performans sağlanması hedefleniyor. İsterseniz 40 megapiksellik fotoğraflar da çekebilirsiniz. Uzman AI yani yapay zeka destekli sahne tanıma modu yine mevcut. Ancak varsayılan da kapalı olarak geliyor. Eğer isterseniz bunu açabilirsiniz. Böylelikle renk ayarını biraz daha yoğun şekilde yapmanız, görüntülerin daha da güzelleşeceği şekilde yapmanız mümkün olacaktır. Instagram paylaşımları bu şekilde daha da etkileyici hale gelebilir. Süper makro modu ultra geniş açılı lensin getirdiği en önemli yeniliklerden bir tanesi. Nesneye 2,5 cm'ye kadar yaklaşarak makro fotoğraflar çekebilirsiniz. Bunlar oldukça net etkileyici fotoğraflar oluyor. Bunun yanı sıra 0,6 kat yakınlaştırma yani uzaklaştırma da yapıyor ultra geniş açılı lens sayesinde Mate 20 Pro. Böylelikle manzara fotoğraflarında sahneye çok daha fazla nesneyi, unsuru sığdırmanız da mümkün olacaktır. Mate 20 Pro'nun HDR desteği de oldukça iyi, gayet memnun edici. Hem düşük ışıkta hem de yeterli ışık koşullarında gayet iyi fotoğraflar çekiyor. Fotoğraf örnekleri için teknoblog.com'daki detaylı inceleme yazısına bakmanızı tavsiye ederiz. Mate 20 Pro ile ilgili aktaracaklarımız özetle bu şekilde. Çok daha fazla ayrıntıyı teknoblog.com'daki detaylı inceleme yazısında bulabilirsiniz. Videolarımızı yakından takip etmek, hiçbir videoyu kaçırmamak için Teknoblog YouTube kanalına abone olmanızı ve bildirimleri açık tutmanızı tavsiye ederiz. Aynı zamanda en güncel teknoloji haberleri için günün her saati teknoblog.com adresini ziyaret edebilirsiniz. Yeni bir videoda tekrar görüşmek üzere, hoşça kalın.